8-9 yaşından beri oyunculuk yapıyorsun. 10 10 yaşından yaşından beri. beri. Sen? Ben de 10 sene, tam 10 sene oldu. Sen de 4-5 yaşından beri oyunculuk yapıyorsun. Dönenceyi çekerken ilk sahnemizde AVM sahnesinde bir tane adam gerçekten hırsızlık yaptığımı zannedip üstüme atlamıştı. Aa, o koştuğun Bayağı sahnede, üstüme atladı, yere düştüm falan. Kapandı suratıma falan böyle. evet. Bir asansörde kapalı kalıyorsunuz bir saat boyunca. Yanınızda kim olsun? Ünlü olmak zorunda değil herhalde. Değil. Bir asansör tamircisi. Ha, güzel. Ya hiç bu cevap verilmiş de. İşime yaradı. Güzel. Yani. Merhabalar. Bu hafta konuklarımız Dönence dizisinden Ülkü Hilal Çiftçi ve Doğa Karakaş. Hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk efendim. bulduk. Nasılsınız öncelikle? Foça'daydınız. Zaten ayağınızın tozuyla şimdi buradasınız ve hemen geri döneceksiniz sete. Evet. Nasıl gidiyor hayat? Valla süper gidiyor. Bol bol çalışıyoruz. Her Hmm. şey çok yolunda. Müthiş bir işin içindeyiz Hmm. zaten. Onun da motivasyonuyla. Yüksek bir şekilde Aynen. çalışmaya devam. Süper gidiyor. Ya şimdi şey sorarak başlayalım ilk önce. Siz karakterlerinizi iki Asperger sendromlu genci çocuğu canlandırıyorsunuz. Ve hani bence rollerinizi o kadar güzel oynuyorsunuz ki dışarıda hani konuştuğum böyle insanlar, arkadaşlarım da dizi izleyenler sizin gerçekten artık hani Asperger sendromlu olduğunuzu düşünüyor. Bu da aslında belki iyi oyunculuğun vermiş olduğu bir şey olabilir. Siz dışarıda böyle tepkilerle karşılaşıyor musunuz? Yani aşırı sık olmasa da nadiren oluyor. Mesela dün yemek yemeye çıkmıştık işte Foça'ya. Sonra bir tane adam geldi yanıma, fotoğraf çekindik falan. Sonra ya fotoğraf çekilirken de bana dokundu falan ama sonra şey dedi. Ya benim de sanırım kızım Asperger'li. Sen de öyle bir şey var mı? Yani dokunabiliyoruz değil mi sana falan yaptı ama zaten dokunmuştu. Sonra bir günde oturuyoruz otelde. Bir tane adam geldi şey dedi. Ya sen gerçekten otizmli misin dedi. Çünkü sen, ya da rolde kaldın dedi. Gözlerin falan dedi baya öyle mi, öyleymiş gibisin falan yaptı. Yok abi dedim. Karakterden Evet. çıkamıyorum. Senin yaşadığın şeyler oluyor mu? Ya çok sık oluyor aslında. Hele Foça'da zaten küçük bir yer olduğu için herkes birbirini tanıyor, biliyor. Projeyi de takip ediyorlar. İşte yine yürürken bir gün böyle ikinci kattan bir tane dayı işte denizden çıkmış böyle oturuyor ıslak ıslak beni gördü. Ve sen normalmişsin, sen iyiymişsin falan yaptı böyle. Yani benim de tepkim ona normal ne ki? Normal nedir? İyi nedir? Hangisi normal gibi bir şey söylemiştim. Doğru. Peki şimdi rolleri çok güzel canlandırıyorsunuz dedik. Nasıl hazırlandınız? Hani çevrenizden gözlem mi yaptınız? Bu tarz konuların işlendiği filmleri mi izlediniz? Yoksa galiba tohum otizmle çalışmışsınız. Hani nasıl bir hazırlık süreci geçti? Yani öncelikle ben 3 hafta boyunca çalıştım. Ayrıca tohum otizme de doğayla birlikte gittik. Oradaki bireylerle tanıştık. Bence en etkili olan zaten çalışma yöntemi buydu açıkçası. Çünkü çok fazla örnek var. Hepsini görmek, hepsinin semptomlarını görmek çok işe yaradı. Ben başta yapamayacağımı düşünüyordum. Çok zordu çünkü ve çok az nadir görülen bir karakter bence. Bu yüzden örnek alınması gereken şeyler falan da çok az yani. Bence de işte en etkili olan çalışma yöntemi tohum otizmdeydi. Biz yaklaşık işte 25-30 kişiyle tanıştık, bireyle tanıştık. Gülce'ye en yakın olan en son tanıştığım kişiydi. Gerçekten bayağı ansiklopedik konuşuyordu. Hatta ahtapotlar hakkında bize bir sürü bilgi verdi ve hiç susmadı. Bizi konuşturmuyordu. İşte tabletten bir şey gösteriyor. Bakıcısı şey demişti. Hani biraz sohbet et, tabletten bir şey gösterme falan dedi. Hayır sus. Sadece bunu yapmak istiyorum falan diyordu yani. Gerçekten Gülce'ye bayağı benziyordu. Gülce. Bir kitap okuyorsun, bir film izliyorsun, bir araştırma yazısı okuyorsun falan. Onlar da tabii ki işine yarıyor bilimsel kısmı olarak. Ama en etkileyici şey işte bazı arkadaşlarımın, yakınlarımın otizmli işte kuzenleri var, kardeşi var, tanıdıkları var. Onlarla işte rica ile gidip tanışıp vakit geçirmek, işte tohum otizmle ortak yaptığımız çalışmada 30'un üzerinde arkadaşla tanışmak
Yani en büyük, bizi en iyi destekleyen şey oydu. Hı-hı. Çünkü birebir de gidip onlarla bir bağ kurmak, onlarla arkadaş olmak ve anlıyorsun ki o yazılarda falan yazılan gibi bir durum değil. Çok daha farklı bir durum yani. Şu öyledir, bu böyle bir şey diye böyle bir tanı koyabileceğin bir şey değil. Hani otizmli ise böyledir, şöyledir diyemezsin. O kadar ucu açık ki yani, hani kimisi vardır mesela istesen de onunla iletişim kuramazsın, yapamazsın. Kimisi seni konuşturmaz, o sadece konuşur. Kimisi işte dokunulmayı sevmez, kimisi sarılmadan edemez gibi gibi. Ama oraya gidip böyle farklı farklı spektrumlardan 30'a yakın, belki 30'un üstünde arkadaşla tanışmak en etkileyicisi bizim için oydu. Ve zaten proje başlamadan öncesinde, bayağı bir öncesinde, 3 haftadan da uzundu. Kamp gibi başladık buna. İşte tanışmalar olsun, okumalar, çalışmalar, oyuncu koçuyla çalışmalar gibi gibi. Uzun bir süreç oldu. Peki korktunuz mu? Yani şöyle, çünkü çok hani zor bir rol. Çünkü neden? Daha önce çok fazla örneği yok. Hani gözlemleyebileceğiniz Türk televizyonlarında hani örnek yok. Ve hani çok hani bıçak sırtı bir konu. İşte bir yere çok hani abartırsan ajitasyon olabilir. Bir yere çok abartırsan daha komedi gözükebilir. Hani bu ikisi arasında dengeyi sağlamak çok önemli. Hani o açıdan zor bir rol. Hani korku var mıydı böyle senaryoyu okuduğunuzda? Eyvah, hani ben bu işin içinden nasıl çıkacağım? Çünkü yanlış anlaşılabilirim. Yaptığım yanlış bir hareket, yanlış insanlara yanlış dokunabilir gibi korkular oldu mu? Sen cevapla. Yani başta aslında korkudan çok bir heyecan gibi, bir challenge gibi, hani zor bir karakterin geliyor olması beni tatmin ediyordu. Hani bununla bir şekilde başarmam lazım, bir şekilde bol bol çalışıp bunu yapmam lazım gibi, böyle bir korkudansa, kaygıdansa biraz daha bir heyecan gibi oldu. Korku şeyi de vardı. Hakikaten bir yere atlarsam, yeterince çalışıp araştırmazsam seyircilerden, izleyenlerden çok fazla tepki alabilirdik. Hani o öyle olmaz, bu ne alaka gibi gibi. Hakikaten çok bıçak sırtıydı ama bu bir noktadan sonra hani doğa, hani bu korkuyu, kaygıyı bir kenara bırak. Onlardansa daha fazla fokuslanıp daha çok çalış. O zaman böyle şeyler yaşamazsın diye böyle bir heyecana döndü diyebilirim benim için. Yani ben açıkçası korktum. Yani tabii ki hani ne kadar zor bir karakter olursa kendimizi o kadar iyi geliştirmemiz için bu bir fırsat, evet, ama bunu yapamama gibi bir sıkıntımız da var ki 3 hafta çalışma bile bana çok az gelmişti. Yani hala zorlanıyordum ve hala kendimden emin değildim. Zaten birinci bölümü iki kere çektiğimiz için o bir ay, hatta 1,5 ay da bizim için bir çalışma süreci oldu aynen. Bu yüzden süper oldu bence. Biraz da aslında çalışınca değil de o şeyin içine girince alışabiliyorsun buna. Şu anda alıştığımı düşünüyorum. Güzel. Peki kaç yaşındasınız? 21 ben. 14. Ben 21, 14, 21. Çok gençsiniz. Kaç yıldır oyunculuk yapıyorsunuz? 10 yılı geçti benim. Bayağı 10 yaşından beri neredeyse. 2011'de başladığımda işte 12-13 mi oluyor? Evet, o bayağı 8-9 yaşından beri oyunculuk yapıyorsun. 10 yaşından beri. Sen? Ben de 10 sene, tam 10 sene oldu. Sen de 4-5 yaşından beri oyunculuk yapıyorsun. Siz proje çocuklar mısınız? Hani şöyle, şu yüzden soruyorum. Çünkü sizin yaşınızdaki hiçbir çocuk ben gideceğim 5 yaşında hadi oyuncu olayım veya işte ben 10 yaşında kamera karşısına çıkayım demez. Hani ailelerinizin böyle bunlarda ışık var, biz işte onları oyuncu yapalım dediği böyle proje çocuklar mıydınız? Proje çocuk musun Öykü? Değilim galiba. Yani evet, 4 yaşında başladım ama bu biraz da şeyden dolayıydı. Biz Zonguldak'ta yaşıyorduk. İmkanlar, iş imkanları çok kısıtlıydı. Bu yüzden İstanbul'a taşındık. İstanbul'da da işte ailem bir hevesle ajansa yazdırdılar. İşte fotoğraf çekildik. Daha çok bebek gibiydim yani. Bayağı bebektim yani. Gibi mi? Gibi mi? Daha yeni konuşmaya başlarsın zaten büyük ihtimalle. Tabii. İşte 4-5 yaşındaydım yani. İşte sonra figüranlık yaptık falan. Tabii zordu çünkü o zamanlar çok az proje vardı zaten. İşte dizi olsun, film olsun falan. Ve daha zordu ya şu anki günümüzden daha zordu o zaman figüranlık yapmak. Ailem çok zorlandı aslında benimle bu konuda. Çünkü zaten çok istekliydim. Hani bir de Oğlak Burcu olduğum için çalışmayı ben çok seviyorum. Bana 7-24 çalış deseler çalışabilirim yani.
Daha sonra hani biraz daha aklım yerine gelmeye başladıktan sonra işte ne bileyim 9-10 yaşlarıma geldikten sonra bırakmak istemiş annem babam. Hani olmuyor, yapamıyoruz gibisinden. Çünkü onlara da çalışması gerekiyor. Sürekli benim peşimde koşturamazlar haklı olarak. Ben çok zorlamışım, istememişim. Sonra işte ilk diyaloglu roller, şunlar bunlar derken geldi, buraya kadar geldik. Geldi. Senin için nasıl başladı? Bir proje çocuktum diyemem. biraz daha böyle tesadüf üzerine, hani annemlerim öyle "aa bu çocuktan oyuncu olur, işte oyuncu yapalım, yolumuza bakalım" falan öyle bir durum yoktu. Yani tesadüfi bir şekilde bir annemin arkadaşı "ya işte bir şey var, bir fotoğrafını göndersene senin çocuğun" falan deyip oradan böyle bir anda gelişen. Hani benim de aslında en başlarda ben oyuncu olacağım gibi bir şeyim bile yoktu. Ama tabii bahsettiğim zaman 2011 falan ilk başladığım şey. Bir başladıktan sonra oradan tiyatro yapınca devamı geldi. Geldi. Ama proje çocuk değildim. Güzel, proje çocuklar değildik diye. Yok. Peki bundan sonra böyle baktığımızda şimdi bir sürü yeni nesil oyuncu var. Bir sürü de alttan yeni oyuncu gelmeye devam ediyor. Siz de çok gençsiniz ve ister istemez o arenanın içindesiniz. Nasıl ayrışıyorsunuz? Neden sizi izleyelim? Yani bence bu bir rekabet ya da fazla hırs olmamalı dediğim gibi. Fazla hırs olduğu zaman bir tık anlaşmazlıklar, uyumsuzluklar araya girebilir. Girip. Ki bu olmaması gereken bir şey bence. Olmasını istemeyiz yani. Senin için? O yarıştan kendimi soyutlayarak hani yaşıtlarım ve meslektaşlarım bir düşmanmış gibi düşünme şeyinden çıkıp sadece kendi işime, kendi yaptığım şeye odaklanınca zaten gördüm ki abi şeyler iyi gidiyor, oluyor. Ama ne zaman böyle başkalarını düşününce işte o beni geçti mi, o benden iyi mi, öyle mi, böyle mi, oralara takıldığın zaman zaten o şey seni geri çektiği evet. için hani kendi halinde işine bakınca bir yarış zaten olmuyor. Peki şimdi mesela yurt dışında da Türkiye'de de bir sürü böyle çocuk ünlüler vardı. Genç ünlüler vardı. Ondan sonra onlar çok ünlü oldular. Daha sonra belirli bir yaş seviyesine geldikten sonra da yok oldular. İçlerinden çok azı kalıcı olabildi. Ondan sonra şimdi siz böyle baktığınızda size çok genç yaşta ünlü oldunuz. Böyle bir psikolojiye hazır mısınız? Yani 2 sene sonra hiçbir şey olmasa ve yok olsa. Hani kendinizi mental olarak, zihinsel olarak, şey olarak buna hazırladınız mı? Korkularınız var mı yok olmakla ilgili? Yani aslında bizim sektörümüz çok acımasız ve zor bir süreç. Yani bir gün var olup bir gün yok olabiliyorsun ya da ortada kalabiliyorsun ama kariyerini doğru yönetmek ve doğru insanlara güvenmek, onlarla yola devam etmek çok önemli. Çünkü her taraftan kazık yiyebilirsin ya da her türlü şey üstüne gelebilir ama benim aslında öyle bir korkum yok ya. Ya bence biraz da profesyonel davranmak, profesyonel bilinçli olmakla alakalı. Yani öyle umuyorum, umarım yok olmam diye düşünüyorum. Seni yok edemezler ülke. Yani bu oyunculuğa özgü bir şey olmadığı için hani ne iş yaparsan yap, 2 gün sonrasını bilemediğin için, hayat da böyle olduğu için hani böyle bir korkum yok. Ne yaparsam yapayım bu böyle. Hani bir gün inanılmaz çıkabilirim, bir gün ertesi gün batabilirim. Hayatta böyle bir şey. Ne gerekirse o yapılır. Peki şimdi çok açıklayıcı oldu. Şimdi sizin yaşınızdaki birçok genç de sizleri görüyor ve hani sizin yerinize olmak istiyordur. İşte kanalda edesiniz, böyle başrol gibi bir rolle oynuyorsunuz, başrollerle birlikte oynuyorsunuz. Uzun sahneleriniz var. Yeteneklisiniz, tanınıyorsunuz falan. Her şey bu kadar toz pembe mi bu dünyada? Yani değil. Değil yani. Yani bizim sosyal medya ve diğer mecralere yansıttığımız şeyler çok farklı bence. Yani her şey güzel görünüyor, her şey tabii. kolay gibi görünüyor. Çünkü hani şey diyorlar, ünlüsün, şöhresin, daha ne istiyorsun, ne kadar zorlu olabilir ki gibi düşünüyorlar ama bu işe başladığın zamanki zorluk devam ettiğinde ya da son bulduğunda da devam ediyor. Bu yüzden yani bence hani yerimizde olmak isteyen ve hayallerini bunun üstüne kuran kişilere tavsiyem, kendinizden emin olmadan ve
bu yolda kararlı olmadan önce bir düşünün derim. Çünkü biraz da aslında psikolojik dayanıklılıkla alakalı bir şey. Ya. Çok gerektiriyor gerçekten. Benim çok zor zamanlardan geçtiğim şeyler de oldu. Yani çok özgüvensiz olduğum zamanlarda oldu. Özgüven patlaması yaşadığım zamanlarda oldu. Çok değişkenlik gösteren zamanlar ve gerçekten kendinize güvenmeden lütfen böyle bir yola adım atmayın. Atma. Çünkü ortada kalabilirsiniz. O kadar kolay değil hiçbir çok şey zor. Göründüğü gerçekten gibi. Çok zor. Evet. Benim de o arkadaşlara tavsiyem direkt hani kurmasınlar. Öyle bir hayal gerek yok falan diyorum. Ya o mental olarak hakikaten ya beyin şimdi öyle bir şey ki iyi çok neşeli bir karakteri oynadığında hakikaten mutlu mutlu geçirebilirsin. Hiç de bir sıkıntı olmaz ama hani birkaç proje böyle üst üste böyle zorlayıcı karakterler yaparsan işte başına ciddi şeylerin geldiği karakterleri yaparsan şimdi her ne kadar teknik ve profesyonellik de olsa işin içinde ortada bir beynini kandırma söz konusu ya hani bir başkasıymış evet, gibi bambaşka şey gibi farklı koşullarda durumlarda onları yaşadığına kendini inandırıp ortaya da öyle bir şey çıkarman gerekiyor. Ne olursa olsun bu seni etkiliyor. Ondan dolayı hakikaten öyle bir tarafı var yani. Hiç öyle toz pembe değil diyorlar ya hani cefa olmadan sefa olmaz. Yani bayağı zorlukların sonucunda ortaya güzel bir iş çıkıyor. Siz nasıl ikili oldunuz sizce? Yani bizim yaş farkımız çok fazla. O yüzden ve doğayla benim kafa yapılarımız da çok farklı. Yani onun yaşam tarzı, yaşam stili benimkininle çok başka. Aa, nasıl tarzınız var? Sanırım ben yaşam tarzınız fazla mı hareketli, aksiyonlu? Evet. Ondan aksiyon falan belki çok seviyor. Ben de biraz korkulu bir insanım. Yani adrenalin falan çok seviyor yani. Hani bu ben gerçekten de sörflerde falan galiba aynen, değil mi? O kafalarda gidiyor. Aynen. Ben sadece paraşüt yaptım mesela ama her şey yapıyor. Proje sonu ülküyü de alıştıracağız korkularını. Ama genel olarak iyi anlaşıyoruz yani çok iyi arkadaşız. Yani çünkü otelde de hep birlikteyiz, sette de hep birlikteyiz. Zaten sürekli aynı sahnede içerisindeyiz. İster istemez bir bağ kuruyoruz yani çok iyi anlaşıyoruz. Güzel. Peki mesela bundan sonrası için hayalini kurduğunuz şey nedir? Daha çok gençsiniz. Yastığa başınızı koyduğunuzda nelerin hayalini kuruyorsunuz mesleki olarak? Yani en büyük hayalim, sanatla alakalı en büyük hayalim kendi yazıp kendi yönettiğim bir film icra etmek. Şu anda hala hayal etme, çabalama ve yazma aşamasındayım. Ama umarım şöyle 20'li yaşlarımda böyle güzel bir film ortaya koyabilirim diye düşünüyorum. İnşallah. Benim de biraz şey gibi böyle son birkaç iştir zorlayıcı karakterler geldi. Bunun böyle devam etmesi, zor karakterlerin gelmesi, onlarla uğraşmam hayallerimden biri. Bir yandan da hakikaten yazma çekme tarafında da ilgim var. O belki biraz daha çok sonra olacak şeyler ama şimdiden böyle minik minik denemelerim var işte bir kısa film yazdım onunla bir uğraşıyorum falan. Böyle bir challenge gibi minik minik uğraşlar gibi belki ileride hani o taraflara da kaymak niyetindeyim. Hadi o zaman bir sinema filmi çektiniz diyelim. Partneriniz kim olsun isterdiniz? Yani, bir hayal kursak yani kiminle oynamak isterdiniz? Partner olarak? Partner de olabilir veyahut da hani abin olabilir. Hani ablan olabilir, hani hayalini kurduğunuz oyuncuya hani onunla aynı sahnede olsam dediniz. Ben James McAvoy'la oynamak isterdim mesela. Ben Türk söyleyeceğim. Zerrin Tekindor'la oynamak çok isterim. Güzel. Peki sizin kuşağı, şimdi şeyini merak ediyorum de siz çok uzun zamandır aslında hani yaşınız genç ama biraz önce konuştuğumuz gibi 10 yıldır falan bu işin içindesiniz. Bir yandan okuyorsunuz da işte sen üniversiteye gidiyorsun değil mi? Ne okuyordun? Bilgi de sahne sanatları. Sahne yani sanatları. Sen de liseye başlıyorsun. Ondan sonra hani okulda bir gün ekrandasınız akşam. Ertesi sabah okuldasınız, sıradasınız. Veya işte şeydesiniz hani okul arkadaşlarınızdasınız. Bunların hayat içinde hani ilkokulda da ortaokulda da şeylerde zorlukları oldu mu? Bunu idare etmek nasıldı? Neler yaşadınız? Çünkü hani işte akran şiddeti denen şeyden bahsediliyor. Akranlar arasındaki zorluklardan bahsediliyor. Hani ekranda görününce her şey daha mı kolaydı yoksa daha mı zordu yaşıtlar arasında? Benim işte ilk projemde mesela böyle 60 yaş üstü
insanların arasında bir ünüm vardı diyebilirim. Ha, diziyi o yaş grubu mu izliyordu? Evet, yani kitlesi tamamen yaşlıların izlediği bir projeydi. İşte ben de o çocuk aklıyla, aa ben dizide oynuyorum herhalde, oyuncu oldum, ünlü olacağım falan sanıyordum. Sonra okula gittiğimde hiçbir akranım bilmiyorken, etmiyorken, aslında o iyi olmuş, kimse dalga geçmedi. Bu şekilde ama, yırtmışsın sen. Evet, ama yemekhaneci ablalar falan bayağı tanıyordu. Şimdi mesela sizin jenerasyonda da, sizden bir önceki jenerasyonda da şeyi çok görüyoruz. Sanki sosyal medya ve oyunculuk arasındaki bağ. Yani ne kadar çok takipçin varsa, sosyal medyada ne kadar aktifsen, fan grupların ne kadar fazlaysa, o kadar çok başrol alıyorsun ve talep görüyorsun gibi. Hani sizce oyunculuk ve popülerlik, takipçi sahibi olmak eşdeğer şeyler mi? Tabii ki de eşdeğer şeyler değil, yani kıyaslanamaz bile. O çok yanlış bir algı zaten. Hani hiç oyunculukla alakası olmayan görüyoruz sosyal medyada saçma sapan şeyler yapıp müthiş milyonlar takipçiler, inanılmaz şeyler yapıyorlar ve hani sosyal medya bambaşka bir şey, oyunculuk bambaşka bir şey. Ne oyuncular, ne usta oyuncular var. Sosyal medya hesapları yok. Varsa bile takipçileri yok. Ne insanlar var, milyon takipçileri var. Belki de iki tane kitap okumamış. O yüzden onlar hiç doğru orantılı şeyler değil. Bence hiç alakası yok. Çünkü zaten ya ben kendi açımdan söylemem gerekirse benim bir kişiyi takip etmem için sadece onun oyunculuğu değil, bana da gözüme hitap etmesi gerekiyor açıkçası. Merak etmen gerekiyor. Merak etmem gerekiyor. Bende merak uyandırması gerekiyor. Tabii ben de herkese hitap edecek değilim. Hani böyle bir kural da yok. Ne kadar hani oyunculuğumu sevseler de sevmeseler de. Bu yüzden bence oyunculuk ya da televizyonda olmanın Instagram, YouTube gibi sayfalarla hiçbir alakası yok. Şimdi böyle hızlı sorularımız var. Hazır mısınız? Yes. Hadi kendinizi 3 kelimeyle anlatsanız sizi tanımayan birine, neleri seçersiniz? 3 kelime. Tamam, ben başlıyorum. Karamsar, neşeli ve alıngan. Ah, birbiriyle tamamen hem karamsar hem neşeli hem alıngan, güzel. Ama ruh hali değişiyor. Evet, değişiyor. İkizler misin sen? Hayır, oğlağım. Ha, oğlaksın. Yani ne diyeyim, macera perest diyeyim herhalde. Uyumlu diyebilirim. Onun dışında neşeli diyeyim ben. Güzel, peki bir ünlüyle yemek yeme şansınız var. Kiminle baş başa yemek yemek isterdiniz? Sohbet edeceksiniz. Türk bir isim. Hadi Türk olsun bu sefer. Türk var. Kaçış yapma. Yani Necdet İşler'le bir Necdet İşler. Yemek isterdim herhalde. Güzel. Öğrenecek çok şeyim olabilir. Ben düşünüyorum. Onur Saylak'cığım. Onur Saylak'la. Güzel. Aslında tanıştım bu arada ama. Güzel. Yine daha sohbet uzun etme. Sohbetler etmek isterim. Güzel. Peki bir asansörde kapalı kalıyorsunuz bir saat boyunca. Yanınızda kim olsun? O şey değil miydi? Bir adada mahsur kalır. O yanında üç şey olsun. Bu asansörde insan seçiyoruz. Ünlü olmak zorunda değil herhalde. Değil. Bir asansör tamircisi. Ha, güzel. Bak ya, hiç bu cevap vermemiş işte. İşime yaramadı. Güzel. Doğa olsun ne diyeyim. Doğa güzel, sohbet. Aynen. Doğru rol çalışacaksın. Yani. Birbirinizin telefonunda ne diye kayıtlısınız? Böyle lakabınız var mıdır yoksa direkt isim mi? İsim ya. İsim ya. Evet. İsimle kayıtlısınız. Peki bir mutluluk tablosu çizseniz içine ne koyarsınız? Ben kedilerimi koyabilirim. Kaç tane kedim var? Normalde 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Bir tane de Golden'ım var. Ha, güzel. Köpek. Wow, süper. Ama ikisi farklı yerlerde, o yüzden 3 tane, 2 tane kedim var. Bir tane Golden var. Güzel. Dağlar, tepeler. Belki o dağ tepede giden bir motor, gün batımı. Sen aksiyon insanısın zaten. Evet, dağlar, tepeler ve motor mutlaka olsun diyorsun. Niye olmasın? Bir ünlüyle yaşadığınız en unutulmaz anınız neydi? Bir projede
bir kavga sahnesi çekiyorduk. Çok fazla şu an isim verip bahsedemeyeceğim ama. Yok, isim vermeye gerek yok. Bir şiddet durumu vardı. Birebiri işte ben kaçıyordum oradan, dört kişi başkalarına saldırmak durumundaydı falan. Ve bunu gerçek sanan bir takım sivil polisler uzaktan tereyle çektiğimiz için hani kameralar örtülü vesaire. Bunu gerçek sanan sivil polisler bizden böyle birkaç arkadaşları böyle bayağı ters gelince tutuklamaya geldi. Yere yatırmalar falan filan olmuştu. Ama bayağı bir gülmüştü, herkes bağırıyordu. Film abi, film film falan diye. Ben de bir ünlüyle anımı anlatmayayım o zaman. Dönence'yi çekerken ilk sahnemizde, AVM sahnesinde bir tane adam gerçekten hırsızlık yaptığımı zannedip üstüme atlamıştı. Aa, o koştuğun sahne. Bayağı üstüme evet. Atladı, yere düştüm falan. Kapandı suratıma falan böyle. Ne oluyor abi ya? Peki mesela hakkınızda ne söyleseniz şaşırırız? Bak seninkini biliyorum, bence söyle. Şu an buraya yansıtmadığım için siz de şaşırabilirsiniz ama inanılmaz sinirli bir insanım. Ha, sinirlisin. Bir de... Sen ne söyleyecektin? Müzik zevkinden bahsedecektim. Ama onu biliyorlar. Ha, Ferdi Tayfur hayran olduğunu biliyorlar ya. Evet. Biliyorlar. En sevdiğin şarkısı hangisi? Sevda Yerleri. Aa, güzel. Seni... Sigarayı bıraktım. Bir anımız vardı. Şarkıyla ilgili mi? Evet. Anlat bakalım. Bir akşam oturuyoruz hep birlikte, tüm oyuncular sahilde öyle oturuyoruz falan. Sonra herkes şarkı açmaya başladı, böyle hepsi tekno falan dinliyor yani. Ben de bir anda öyle... Ferdi Tayfur mu geldi? Ferdi Spotify. Ferdi sigarayı bıraktım, açtım ve... Ülkü'den onu beklemiyorduk. Tabii yani, yaşı çok küçük falan. Herkes yani. Zamanlardı falan, daha tam evet. Kaynaşmamıştık hani. Ülkücüğümüz, canımız falan filan, bir anda sigara. Bizi bir şok etkisi. Sonra yarısı gün herkes benimle dalga geçiyordu yani. Ülkü sigarayı bıraktı mı falan yapıyor. Sen böyle efkarlı bir tip misin? Aslında evet. Arabesk bir tarafın mı var? Senin sesin de güzelmiş ama galiba. Evet, evet çok cover falan yapıyorum. Öyle bir anım da var hatta. Benim otelde alt katımda Can oturuyor. Bir gün işte yemekten geldim falan. Odada tek başıma böyle bir tane şarkı çalışıyorum. Öyle belki Instagram'a atarım falan filan diye. Sonra Can dedi, sen benim yukarımda mı oturuyorsun falan. Evet dedim, ne oldu dedim. Sonra camdan aşağıya bak dedi. Ne yapıyorsun ya dedi, 2 saattir seni dinliyorum falan. O kadar utandım ki. Ama sonra bir daha şarkı söylemedim. Güzel. Peki senin hakkında ne duysak şaşırırız? Ne duysam? Ateş çeviriyorum. O ne demek ya? Şaşırdınız mı? Evet şaşırdım. Ateş çevirmek ne demek? Nasıl yani? Staff dediğimiz, fire staff dediğimiz bir olay var. 1,5 metrelik bir sopayı böyle iki ucunda da özel maddeler var. Yakıyorsun. Ve ateş performansı, işte havaya atmalar. İşte ay keşke sopa. Buraya getirseydik, şurada bir iki ateş çevirseydik. Action, izlenme olsun, görüntülenme diye. Sonra ipte yürüyorum. İpte mi yürüyorsun? Niye şaşırdınız? Sen bayağı sirkte falan mı çalıştın? Yok çalışmadım ama... Çalışabilecek kadar? Var. Belki evet. İpte yürümeye nasıl merak sardın da öğrendin acaba? Ya işte hepsi birbirini getirdi. 3 topla başladım. Oradan ateş çevireyim dedim. Hep çok zevkli geldi işte. Gibi gibi böyle bu ekstrem sporlara başladıktan sonra hepsini bir merak etme durumu oldu. İşte kaya tırmanışı olsun, ateş çevirmek olsun, ipte yürümek olsun, işte surf olsun, dalga surf, rüzgar surf, kiteboard vesaire, snowboard. Yani birini yapınca böyle işte level'lar açılıyor. Aa onu da yapayım, onu da yapayım diye diye bayağı bir şey birikti. Güzelmiş. İzlemekten sıkılmadığınız film hangisidir? Sanırım benim... Gypsy Time. O ne ya? Çingeneler Zamanı, Emir Kusturica. Hiç bilmiyorum. Benim şey olabilir. Before Midnight. Ben daha çok romantik seviyorum o yüzden. Evet, sen daha biraz romantik takılıyorsun. Aynen. Yani. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bitti, rahatladık mı? Çocuklar. Çok sağ olun. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Yine Foça'ya gidiyorsunuz. Vallahi sizi ekranda izlemek çok keyifli. Tanıştığıma da çok memnun oldum. Çok gençsiniz, böyle pırıl pırıl. İnşallah evet. Her şey istediğiniz gibi gider. Ve hani bu hayatta da inşallah sık sık karşılaşırız.
başka projelerde de. İnşallah. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Görüşürüz.